Herkese merhabalar. Biz bugün bizde iftar yapıyoruz hep beraber. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Biz gelin kaynana yemeklere girişmiştik. Yemekleri hazırla. Bizim tabii video çekmesi hiç aklımıza gelmedi. Son anda dedik ki biz niye video çekmedik? Kebabı yapıyoruz. İşte ise bari dedik bunu bari olsun çekelim dedik. Dedik ama çekemedik. Kızartırken falan artık. Evet. Kızartması normal şeye kaldı. Çok güzel oluyor. Kızartmasını fırında kızarttık bu sefer. Patlıcanları ince ince dilimleyip köfteleri de tavada kızarttık. Biraz yağlı, biraz yağsız olsun. Hepsi birden yağlı olmasın dedik, ağır olmasın dedik. Biraz sanki patlıcanlarımız köftesi, yetmeyecek ama. Normal köfte gibi. Aynı bildiğimiz yumurtalı, bildiğimiz anne köftesi yani. Şöyle kızarttık. Evet. Patlıcanlar da ama biraz ben az almışım patlıcanı. Yüzden pek yetmeyecek. İnşallah yeter de. Yettiği kadar olur. Artık Ramazan'ın bereketi diyorum. Başka bir şey değil. İnşallah bereketli olur. Başka bunun yanında pilavımız var. Yayla çorbamız var. Etli nohutumuz var. Bir de bezelye salatamız var. Sonradan yine gösteririz canım. Aynen. Bizim evde iftarda çekmesi aklımıza gelmedi. Hoş geldi de ben. Sonra benim zaten telefon şeye düşmüştü ya. Moraller bozuktu. Annemin telefonu pirinç suyuna düştü. Bayağı korktuk hani bir şey olur vesaire diye. Çok şükür bir şey olmadı. Telefon zaten suya dayanıklı bir telefon. Gerçekten de dayanıklıymış maşallah. Telefonlardan yana pek yüzümüz gülmüyor. Evet, Samet'inki de düşmüş. Kırılmış. Şuradan çöpüm çıkıyor, çöp. Doldu gidecek ama. İntihar etti. Görüntü olarak çok güzel oluyor. İnşallah tadı da güzel olur. Köftenin tuzunu falan ondan korkarım ben. Tuzu nasıl olacak vesaire diye ama inşallah güzel olur ya. Görüntü olarak çok güzel. Olur güzel olur. Tadı. Bunlar birazcık çok kurumuş. Hemen çıkarsaymışız evet. İyi olacakmış ya. Ne kadar oldu? 3 dakika oldu. 4 dakika. Şöyle biz bunu yapalım. Gelelim. Birazcık suyunu falan verirken çekeriz. Ben şimdi buna 2 kaşık salça koydum şu kaşıkla. Suyunu hazırlayacağım. Biraz böyle üstüne su koyacağım. Döküldü. Gitti. Biraz da yağ. Biraz da su yağ koyalım. Tabii daha su koyarız da iyice bir çözülsün. Birazcık da karabiber atalım şeyine, sosuna. Biraz da tuz atalım değil mi? Patlıcanlar tuzsuz çünkü değil mi? Tuzluktan akmamaya başladı ya. Delikleri sağlam ama. Biraz daha su ilave edelim. Tamam.
Şimdi hemen dökemeyeceğiz. Patlıcanlarımız yetmedi. Söyledik. Patlıcan alıp gelecekler. Hemen yapacağız onları da şimdi. Evet, şimdi patlıcanlarımızın üstüne suyunu veriyoruz. Güzel görünüyor değil mi? Aynen. Fırına. Sen içine koyabilir miyim ben bunu? Aha, koyarsın. Seni yiyecekler, beni dövecekler derdi kaynana. 250'ye mi ayarlayayım, 200'e mi? Ne? Elimin de üstüne bir şey geldi. 250'ye ayar. Alt üst yapayım. Ve pişmeye hazır artık. Hadi afiyet olsun. Sinemler'de iftardayız. Fevzi çok düşünüyor. Bizim kebabımız bayağı güzel oldu. Yani elinize sağlık. Çok da lezzetli olmuş. Ne lezzetli olmuş mu? Nohut falan helva gibi olmuş. Afiyet olsun. Buraya da yer sofrası kurduk. Halbuki bay bay yap. Utanma utanma, bay bay yap. Burada da gençler yiyor. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Bakalım tatlımız nasıl oldu? O şey Kemal Paşa. Güzel olmuştur. Ters mi çevireceğiz? Ters çevirmeyeyim ya. Bir tanesini ters çevireceğim bence. Görürsün. Şunlar var. Sare, alarak gezme. Şuraya otur öyleyi. Güzel olmuş mu? Olmuştur. Muhallebisi sanki biraz az göründü gibi. Ama Kemal Paşa iki paketti. Bakalım yiyince yorum yaparız artık. Hem bu zaten çok muhallebili olmuyor ya. Benim bu şey yerine ya. Kaymak yerine. Anam, Samet'in telefonu. Bu da kırılan telefonumuz. Kaçıncı kattan düştü bu? 4. Ama o zaman çalışıyordu. Paramparça olmuş. Kalp ister misin?